uzantıları. Bak, bilgiye dayalı söylüyorum ve gelişen hukuki süreç içerisinde ben bunu ilk akşamda çıktım canlı yayında söyledim. Belki bu kanaldaydı. Evet, Bahar Feyza'nın programıydı. Kesinlikle bilgiye dayalı olarak söylüyorum dedim. Bunun arkasında PKK'nın kendi iç uzantısı çıkacak dedim. Çok net. Bakın 2019 tarihli ben İsmail zaten yapmaz Saymaz demedim. Bey'in, ben zaten yapmaz tabii, demedim. Hayır, ben size yaptınız demiyorum. Tam sizi destekleyen bir hususta bulunacağım. Sevgili İsmail Saymaz'ın bir tweet'i var. Bakın. 27 Ağustos 2019. Nuçe Civan adlı uzun zamandır PKK çizgisinde yayın yapan 27 kez kapatılan sitede 2 gündür yayınlar var. Asla tekzip etmiyorlar, yayınlamıyorlar. Ne diyorlar bu sitede? 2006-2007 sürecinden beri Yunanistan'ın Lavrion kampı. Orman nasıl yakılır eğitimi aldıkları yer. Akabinde MIT'in karşı operasyonları var, o dönemde durdurdu. Rojava Network'ün açıklanması. Yine HDP kapatma davasına konu soruşturma koşturma fezlekelerdeki ifadeler. Silahlarımız tükenir, sayımız azalır, Bodrum'a gider, yatlarını yakarız. İstanbul'da arabalarını, İzmir'de ormanlarını yakarız. Söz bitti, intikam zamanı, dağlardaki şerefli mücadelemiz sahillere, metropollere inmiş, ormanlarından gereken intikamı alırız. Şimdi bunları ben söylemiyorum. Şimdi bunları niye dile getiriyorum? Bak, bunlara sığınmıyorum. O yakacak Mine Hanım. Sen söndüreceksin, sen devletsin. 2019'da İsmail Saymaz tweet atmış. Devlet İsmail Saymaz'dan daha mı aciz? Bilmiyor mu? İstihbaratı, hakimi, savcısı yok mu? O zaman çıkıp Tarım Bakanı olarak şunu demeyeceksin. Orada bir tane işte kuşun kanadı oynasa haberimiz var. Demek ki yok. Yoksa önlemini alacaksın. Uçağını alacaksın. Helikopterini alacaksın. İstanbul'daki ormanları niye yakamıyorlar? Özel harekat girdi. K9 köpekleri girdi. Bütün seferber oldu. Demek ki o bölgede senin güvenlik zafiyetin var. Güvenlik önlemini alacaksın. Kim almıyor? Haklı. İstifasını alacaksın. Bak, kulağından tutup atarım. Dinlemem ben. Eğer kim orada, benim ormancı kardeşlerim, orman muhafaza kardeşim dün mesaj atıyor. Ellerimiz yandı diyor. İsmail Bey, ellerimiz yandı diyor. Fotoğraf at. Ağlıyordum dün ben canlı yayında. Ayaklarındaki postallar yanmış. Biz diyor gene vatan için, millet için, burada yangın için diyor. Söndürdükleri yerde uyuyorlar. Evet, orada uyuyorlar ya. Bak, utanıyorum. Niye? Bodrum, Antalya, Manavgat, Milas. 5 yıldızlı otellerimiz var. 7 yıldızlı otellerimiz var. Ya aç. De ki 2 saatli gelin. Duşunuzu alın, yemeğinizi yiyin, değil mi? Bak, her şeyi devletten bekliyoruz ya, Allah bizi kahretsin. Ben de nefsime söylüyorum. Orada yalnız bir şey söyleyeceğim. Çeşitli bilgi eksiklikleri ya da yanlış enformasyonlar olduğunu, yanlış bilgilendirmeler olduğunu düşünüyorum. Bir, şunu düzelteyim. Bodrum'da birkaç tane ben şeyi gördüm. Açtılar yeni. Bir açtılar. Kaç gündür otelleri yanıyor? Kaç gündür yanıyor? Yani işte bugün 10 gündür yanıyor. 8. günü. Dün geldi haberler. 3 gün önce. Neden? Açıldı. Bakın. Ama onları bir boşaltıyorlardı. Onların da yanma bakın, riski vardı. Bakın, hiç önemli bak. Bu bir. İkincisi, ben şunu da bir düzelteyim. Buyurun. Şimdi hatta girdim. Avukat Muhammed Tokat, Milas Belediye Başkanı. Kendi su taşırken, ekipleri su taşırken, çevre belediyelerden gelenlerle yapılırken falan, yani görüntüler, videolar dün var. Dün ben canlı yayında bu gözlerle, bu kulaklarla izledim. Ben, yani ben yanan bak. Yanıyor diyor moderatör. Yapmış. Evet, yanıyor, izliyoruz diyor. Olmaz. İşte muhtemelen bak, bir kinaye yapmış. Bak, kinaye yapmayacaksın. Bak, senin not aldım buraya. Devlet mazeret üretmek mekanizması değil, acziyet mekanizması hiç değildir. Bak, sen koltukta oturuyorsun. Uyumayacaksın. Nefes almayacaksın. Kolları sıvayacaksın. Gideceksin. Önce o yangını söndür. Sonra git sorumluları bul. Bak, ben hukukçuyum ben. Tut. Orman bölge midir mi? Orman muhafaza memurları mı? Daire başkanı, bakan mı? Umurunda değil. Bak, hayatımda görmedim, umurumda da değil. Böyle mi işliyor kimse mekanizma? Mekanizmada hukuki süreç işleyecek şimdi şunu burada. Soruyorum, savcılar şey. Bodrum'da, Marmaris'te, bana bilgiye dayalı söylüyorum. Şu an soruşturmalar açıldı reise. Orman kanunu burada 6831. maddesi. Sayılı kanun. 110. maddesi açık. Terör örgütü faaliyetinde ise diyor 113. maddesi müebbet hapiste cezalanır diyor. Terörle mücadele kanunu 4 ve 7. maddeleri açık. Şimdi bu soruşturmalar neticesinde herkes sorumluluğa varacak. Ama önce yangın, yangın. Bak, yanıyor. Biz konuşuyoruz ya şu an. Yanıyor. Tamam, dibine kadar elleşti. Allah hepsini kahretsin. Türk Hava Kurumu uçakları niye orada çürüyor? Burada bunu. Peki ne yapacağız? Önce yangını söndüreceğiz. Sonra en ağır eleştiriler. Katılıyorum. Madem itibardan tasarruf olmaz, ki bence de olmaz, o zaman ne yapacaksın? En ağır uçak filosunu kuracaksın. Bak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakan abi, bu yönde çok mahirdir. Ben asker çocuğuyum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne burada Emasya protokolü ilga edildi yeni. Mali İdareler Kanunu 5442'nin 11. maddesine geldi. Uçak filosunu kuracaksın. Sen İHA SİHA mı üretiyorsun? Çıkıp şunu demeyeceksin canlı yayında dün. Ya, uçak helikopterlerimiz var ama sepeti yok.
üreteceksin. Sen bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin gidelim şurada iki telliye bilmem neye organize sanayiye gidelim. Vallahi bir hafta içinde sana ordu yağarlar. Maske dünyaya ihraç ettik ya. Sen asla mazeret üretmeyeceksin ama ben yine şunu da bitireyim. Burada sen dediğiniz kim? Mazerete kim sığınıyorsa. Dün çıkıp görevdeki kişiler. Bakın burada mükellefiyet kimde, yükümlülük kimde? Çıkıp belediye başkanına sorumluluk sende demeyeceksin. Ben demedim. Tarım Bakanı. Sorumluluk sende diyemezsin. Sorumluluk öncelikle sende. Sen devletsin. Devlet sende tecessüm etmiş halde. O koltuğa oturtmuşlar. Yarın indirirler. Bak net söyleyeyim. Cumhurbaşkanı çok kelle alır. Bekler, izler, alır. Ama sen önce gereğini yapacaksın. Şimdi bakanlar çıkıyor, açıklama yapıyor. Şu oldu, bu tamam, yanıyor. Yanıyor, seferberlik çağrısı. Gerekirse bakın net söylüyorum. Mülki amirin talebiyle Tugay'ı indireceksin oraya. Tırmıkla söndüreceksin. Azerbaycan gariban asker geliyor, itfaiyeci geliyor. Ukrayna'dan uçak geliyor. Ya bak bu acziyet timsallerine, bahanelerinde bir şeydir. Excuse yaratmayacaksın. En iyisin. İspanya'dan uçak geldi, yaşasın. Ben kabul etmiyorum ya. O en iyi uçaklar sende olacak. Var. C-130'larım var, bilmem nelerim var, kasalarım var. Silahlı kuvvetleri devreye sokacaksın. Dolayısıyla bütün bunları yapmadığı için hali hazırda... Bak kim yapmıyorsa, bak bakansa bakan, orman bölge müdürü... Ben yapacak değilim herhalde, tabii ki hükümet yapacak. Bakın, bakın net söylüyorum bak. En ağır dille söylüyorum. Ben hakkımı helal etmiyorum ya. Vergi veriyoruz dedi ya. Benim vergimin karşılığını vereceksin ama. Vallahi yanıyor. Biz izliyoruz. Bu yok. Bak kimse kusura bakmasın. Eğer bir ilde, bir ilçede yangın varsa kim söndürüyor? İlçe itfaiyesi söndürüyor, il itfaiyesi söndürüyor. En iyi uçakları alacaksın. Dün 11 tane belediye, büyükşehir belediye başkanı deklarasyon yayınlama. Önce git gereğini yap. Biz yaptık, aldık, şunları gönderdik. Devletimizin emrindeyiz. Burada birleşemiyoruz. Bakın Mine Hanım, benim üzüntüm şu, bununla bitireyim. Bir taraf sürekli biz iktidara vuralım. Diğer tarafta kahrolsun muhalefet. Ya değil. Benim canım yanıyor, benim ormanım yanıyor. Benim orman muhafaza memurum orada günlerdir farklı zaruret içinde, elleri ayakları parçalanmış, elinde tırmığı var, yok, mücadele veriyor. Azerbaycan'dan gelen, bakın şunu da bitireyim, dün konuştum. Biz diyor kardeşlerimize yardıma gelirik dedik diyor, geldik diyor. Siz